Karnımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere yumuşacık, çok lezzetli, orman meyveli yaş pasta tarifi vereceğim. Oldukça kolay. Bunun için öncelikle 6 adet yumurtanın beyazını ve sarısını ayırıyoruz. Beyazını eklediğimiz kap tamamen temiz ve kuru olmalı. Asla yumurtanın sarısından bir damla dahi düşmemeli. Size nasıl kolay geliyorsa o şekilde ayırın. Ardından 1 çay bardağı şekeri yumurtanın akına ekliyoruz ve güzelce köpürtülmüş krem şanti kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. Bu kıvam idealdir. Kabı ters çevirdiğinizde kesinlikle dökülmemesi gerekiyor. Şimdi 6 adet yumurta sarısının içerisine de 1 çay bardağı şeker ekliyoruz ve şeker eriyene kadar mikserin en yüksek devirinde çırpıyoruz. Bu şekilde dokunduğunuzda eğer elinize hala şeker taneleri geliyorsa çırpmaya devam edin. Ardından yarım çay bardağı ılık su ekliyoruz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra içerisine 1 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozu ekliyoruz. 200 ml bardak kullandım. Bunu döktüğüm bardağı şöyle bir mikserin düşük devirinde karıştırın. Eğer ki koyu bir kıvamda değilse yarım su bardağı kadar benim yaptığım gibi tekrar bir un ilavesi yapın eleyerek. Yumurtanın büyüklüğü küçüklüğü etkiler. O yüzden lütfen ilk bardaktan sonra şöyle bir karıştırın, kontrol edin. Yarım su bardağı daha ekledim. Toplamda 1,5 su bardağı un kullandım. Kıvamı bu şekilde olmalı. Şimdi yumurta akını 3 postada buraya ekleyip spatulam ile alt üst ederek yavaş hareketlerle karıştırıyorum ki yumurtanın o akının o puf pufluğu sönmesin. Şu an ben sıkılmayın diye videoyu hızlandırdım. Hızlı yapıyormuşum gibi görünüyor ama yavaş yavaş yapın bu işlemi lütfen. Yumurta sönmesin. Üçüncü postayı da ekledim. Şöyle yavaşça bir karıştırıyorum. Bu arada fırınımı alt üst ayarda 170 derecede ısıttım. Mutlaka ısıtın fırını. 23 santim çapında kelepçeli kalıp kullanıyorum. Tabanını yağlı kağıt serdim. Hazırlamış olduğum pandispanya kekini kaba aktarıyorum güzelce. Tezgaha birkaç kez vurarak içerisindeki hava kabarcıklarını çıkartıyorum. Sağa sola doğru böyle tezgahta kaydırıyorum ki eşit miktarda güzel bir şekilde pişsin, içerisindeki hava kabarcıkları çıksın. Bu görüntü ilk 30 dakikanın sonunda bakın kabarmış ve kızarmış görünüyor. Asla bu şekildeyken kapağını açmayın. O ortasındaki çökmüş olan kısım tamamen bakın bu şekilde kabarmış olması gerekiyor. Tamamen kızardıktan sonra fırından çıkartın. Kiminizin fırını 50 dakikada, kiminizin fırını 30 1 saatte pişirecektir. Ben fırından hemen çıkarmadım. Bir 10 dakika kadar beklettim. 10-15 dakika kadar. Ardından hemen sıcak sıcakken tel ızgaranın üzerine ters çevirdim. Bakın ne kadar güzel çökme vesaire olmuyor. Tamamen soğuyana kadar tel ızgaranın üzerinde beklettim. Soğuduktan sonra kelepçeli kalıptan kurtarıyorum. Bu çok önemli bir püf nokta. Çok önemli bir ayrıntıdır. Mutlaka ters çevirin. Hem terleme yapmayacaktır hem de ortası çökmeyecektir. Bu şekilde pamuk gibi pandispanyamız hazır. Bakın inanılmaz yumuşak. Dokusu harika. Çok risksiz bir pandispanya tarifidir. Deneyin, çok memnun kalacaksınız. Hatta bir çay kaşığı kabartma tozu bile yeterli. Ama ben pakette yarım kalmasını sevmediğim için böyle boşaltıyorum. Daha önce böyle bir çay kaşığıyla yapıyordum ben bu tarifi. Yine aynı şekilde kabarıyor. Eğer yarım paket varsa elinizde siz de o şekilde yapabilirsiniz. Evet, bir gün ben bu keki buzdolabında beklettim. Streçledim ve kaldırdım. Size de tavsiyemdir. Hemen yapmayın. Bir gün bu şekilde streçli bir şekilde buzdolabında beklesin. Şimdi yapım aşamasına geçeceğiz. Bu arada bu pastayı yaparken hiç bu aralar güneş çıkmadı. Gün ışığı çok kötüydü. Yani o yüzden umarım görüntü kalitesi güzeldir. Spot ışıkları kullanıyorum şu an. Hazırlamış olduğum pandispanyayı büyük bir bıçak ile 3 parçaya bölüyorum. Normalde bende bölücü tel var ama pek sevmedim onu. Bıçakla, büyük bir bıçakla daha düzgün bir şekilde kesebiliyorum. Sizlerin de nasıl kolayına geliyorsa o şekilde kesin. Gözenekleri muhteşem. Bakın dokusunda yani resimden anlaşılabiliyor dokusu. Şimdi içerisindeki o muhteşem orman meyveli
dolguyu yapacağız. Burada 250 gram kadar karışık meyve var. Vişne, ahududu, yaban mersini, erik ve karadut var birkaç tane. Bunun içerisine 1 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Siz bu harcı sadece vişne ile yapabilirsiniz, sadece frambuaz ile yapabilirsiniz ya da benim gibi karışık meyveli yapabilirsiniz. Tamamen arzuya kalmış. Şöyle güzelce karıştırdıktan sonra ocağın altını açtım ve kaynayana kadar karıştırarak pişiriyorum ki içerisinde nişasta olduğu için topaklanma vesaire olmasın. Bakın kaynamaya başladı, mükemmel bir renk aldı, çok güzel mayhoş bir lezzeti var. Malzeme listesini açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Sadece bir su bardağı su koyduk bunun içerisine. Şimdi hemen bir sıkma torbasının içerisine aktarıyorum ve buzluğa kaldırıyorum. Çünkü hemen yapım aşamasına geçeceğim. Ben kremasını hazırlayana kadar o da donmuş olacak. Gelip gidip buzlukta ters düz yaptım. Tamamen güzelce soğusun diye. Ben 150 gram mascarpone, 250 gram labne peynir kullandım. Sizler sadece 400 gram labne peynir kullanabilirsiniz. Kazakistan'daki arkadaşlar kremet de kullandım. 250 gramını. 400 gram labneye 400 milim de mililitrede süt kreması ekledim. 1 çay bardağı pudra şekeri ekleyeceğim. 400 gram labne, 400 mililitre süt kreması, 1 çay bardağı pudra şekeri. Pudra şekerini eleyerek koyun. Genelde topaklanabiliyor pudra şekeri bu şekilde. Mutlaka hepsi dolaptan çıkmış ve soğuk olsun. Süt kreması, labne peynir mutlaka buz gibi soğuk olmalı. Hatta pudra şekeri bile dolaptan çıkarsanız çok iyi olur. Güzel bir kıvam elde edebilmeniz için. Hatta kabınız bile soğuk olmalı. Bu şekilde çok güzel bir kıvam elde ettik. Güzelce koyu bir kıvam olana kadar çırpıyoruz. Şimdi kelepçeli kalıbımın içerisine pastanın en üst kısmını tabanına yerleştiriyorum. Aslında yumuşacık pamuk gibi bir kek ama fırça yardımıyla her tarafına süt ile ısıtıyorum. Fırça ile ısladığımız zaman çok az zaten keke gidiyor. O yüzden fırça ile yapın. Hazırladığım kremanın 1/3'ünü tabanına boşaltıyorum. Şöyle bir kaşık ile düzlüyorum. Ortasına yerleştiriyorum. Bu katın sadece süt ile ısıttıktan sonra kenarını krema ile geçiyorum. Ve hazırlamış olduğum muhteşem iç harcını dolduruyorum. Ben çok fazla koydum. Sizler birazını koyup diğer kalan kısmını buzluğa atabilirsiniz. Bolca koydum ama bolca sevmezseniz yarısını ekleyip diğer kalanı buzluğa atabilirsiniz. Ve en taban kısmını en üste kapatıyorum ki daha pürüzsüz bir yüzey oluşsun diye. Sizler de bu şekilde yapın. Güzelce ters çeviriyorum ve bunu bu şekilde elimle bastırıp buzdolabına kaldırıyorum. 1 saat kadar dinlendirip çıkartıp süsleyeceğim. Veya bu şekilde dolaba koyup bir gün bekletip çıkartıp o şekilde süsleyip de ikram edebilirsiniz. Tamamen sizin vaktinize, durumunuza bağlı. Hemen yapmak zorunda değilsiniz. Güzelini de bu şekilde fırçayla ısladım. Bir saat bekletip yapsanız da olur. Ben gün ışığını beğenmediğim için bir saat sonra yapacaktım ama ertesi günü bekledim. Ve sabahtan pastamı süslemeye başladım. Yüzeyine sürmek için biraz krema ayırmıştım. O ayırdığım kremayı da yüzeyine kaplıyorum güzelce. Her seferinde bu spatulanızı temizlerseniz çok daha pürüzsüz güzel bir pasta elde etmiş olursunuz. Bu pasta için 2 gün ayırmalısınız. Ama aceleniz yoksa bir gün kekini yaparsanız, bir gün iç dolgusunu, ertesi gün süslemesini vesaire yapabilirsiniz. Sizi yormayacaktır. Şimdi altına ben fırın tepsisi koydum ki geri düşen yere düşen Hindistan cevizini tekrar kaldırabileyim. Güzelce, çok rahat bir şekilde elimle bu kelepçeli kalıbın tabanı zaten kekin altında olduğu için çok rahat tutabiliyorum pastayı şu an. Gelişi güzel Hindistan cevizini her tarafına serptim ve biraz da yaban mersini ve karadut ayırmıştım pasta süslemesi için. Bu şekilde süsledim ve
Pastamız hazır. Bol bol resim çektim. Sizlere bu videonun arka kısımlarında göstereceğim. En beğendiğiniz resmi sizler de yorumlarda belirtirseniz memnun olurum. Bakın muhteşem. Pastamız hazır. Dokusu, lezzeti çok farklı. Alışılmış pastalardan değil. Pastacı kreması kullanmadık. Krem şanti hiç kullanmadık. Tamamen özel bir pasta yaptık. Şimdi bakın yumuşacık, pamuk gibi pastamız, dokusu da bu şekilde. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Çekmiş olduğum görselleri de buraya bırakıp gidiyorum. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.